Evet efendim, Bir Hayat Güzeldir programında sizlerle birlikteyiz. Bugün bizlerle birlikte eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya hocamız bizleri eşlik ediyor. Aslında toplumun kanayan yarası. Yani her gelini sorarsanız bir kayınvaliden ya da bir eşinden muzdariptir ya da bir sıkıntıları vardır. Acaba bu noktada bizler neler yapabiliriz diyerek sizi aldık. İnşallah izleyicilerimizi de güzel bir bakış açısı yakalarız diye düşünüyorum ben ama. Şimdi şöyle mi başlasak hocam? Acaba beklentiler mi yüksek yoksa kayınvalide olmak mı zor, gelin olmak mı zor? Sizin bakış açınız nasıldır hocam? Bir kere insan kendini tanımazsa yaşamak zor. Evet. Bir insan kendini tanırsa yaşamak o kadar kolay ki. Ben şu örneği çok seviyorum. Bir gün arabada gidiyordum, polis durdurdu. İn aşağı dedi. Ehliyetin var mı? Yok. Tabii benim gençliğimde. Evet. Yok dedim, in aşağı, bu arabaya başka araba çarparsın, ağaca çarparsın, tampon eğilir, araba metal yerine zarar görür. Ne yapayım? Ehliyet al dedi. Ehliyete gittim, 6-7 ay, kursa gittim. Evet. Motordan, diferansiyelden hiç anlamadım, şanzımandan bir sürü şeyler öğrendim. Araba kullanmayı da öğrendim, ehliyeti verdiler, hadi git arabayı kullan. Ve kolay kolay da kaza yapmadan bugünlere kadar geldim. Peki, ben evlenirken kimse beni durdurup da, evlilik ehliyetim var mı demedi. Ya ben eşimle kavga ederken, bak yolda iki araba çarpıştığında kaza yapıyor. Kurtarıcı geliyor biliyor musunuz? Ambulans geliyor. Yardım etmek için elinden geleni yapıyor devlet. Evet. Peki ben bir insan eşiyle tartıştığında, kavga ettiğinde, mutsuz olduğunda kurtarıcısı yok. Yani gelip ona destek olacak, onu düştüğü çukurdan veya yuvarlandığı uçurumdan çıkaracak, ilişkiler konusunda ona destek olacak kurumlarımız o kadar az ki. Bakın biz hep sorunları konuşuyoruz, evet. Sorunların çözümünü konuşanımız çok az. Ben o yüzden çözüm odaklı bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani bugün programda hani başlangıç için bir durum tespiti yapalım. Bunun evet. Çözümünü daha çok konuşalım istiyorum. Tabii çözüm. Hocam. Çözüm sorunu, kısmı bizim için önemli. Hastalığı benim kızım, 30 yaşında bir kızım var. Kanser kızım. Ben seyircilerimizden dua istiyorum. Evet. Hani bir aydır bayağı iyi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Allah'a şükür dualarla kendini toparladı. Ve çok ilginç bir şey, yaklaşık bir ay önce bir kedi aldı. Kedi, bildiğin kedi. Evet. O kediyle iletişim o kadar güzelleşti ki, benim kızım dün Face'inde şunu yazmış. Anladım ki kedinin sevgisi kemoterapiden daha etkili geldi. Bak biz bunu gözlemledik, iyi mi? Evet. Yıllarca kemoterapi alıyor. Doktorlar yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Kemoterapi veriyorlar, kızımın morali bozuluyor. Ama bir kediyle iletişim sayesinde kızım ayaklandı. Gayet iyi, sağlığı da iyi, Allah'a şükürler olsun. Şimdi, evet. Bir tıbbın yapamadığını bir kedi yapıyorsa, insan ona inanıyorsa oluyor. Peki biz insan olarak kendimizi tanımadığımızda kanserli düşünceler ya da kanserli duygular yüreğimizi kemirdiğinde bizim ne oluyor biliyor musunuz? İletişimimiz düşüyor, ölü gibi yaşıyoruz. Evet. Aslında ölüyoruz, cesetlerimizi gezdiriyoruz. Bir söz okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Bana ait değil o söz. Evet. İnsanlar Türkiye'de 30'unda ölüyor, 60'ında gömülüyor yani. Doğru hocam. O açıdan bizim insan olarak kendimizi tanıdığımız zaman karşıdaki kişiyi de tanırız. Mesela bir kadının beyni nasıl çalışır? Bir evet. Erkeğin beyni nasıl çalışır? Kadının beklentileriyle erkeğin beklentileri nelerdir? Bunları biz fark ettiğimiz zaman emin olun daha mutlu oluruz. Daha evet, huzurlu oluruz. Benim annem çok güzel patik örer. Evet. Patik bilirsiniz değil mi? Patik. Evet. Baktım geçen gittim annemin yanına. O kadar böyle rengarenk, cıvıl cıvıl, böyle bakınca böyle göz alıcı örmüş ki. Ben de Almanya'ya gidiyordum. Orada konferanslar vardı. Ana dedim, ver şunları. Ne yapacaksın dedi. Dedim ki bunu götüreyim Almanya'da. Kitap fuarda var. İmza gününe gidiyorum. Evet. Fuarda, standta böyle gören onu sordu. Ne kadar güzel diye. Ve annemin bana verdiği patiklerin hepsini sattım orada. Evet. Annem çok mutlu. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Aynı annem eşimle nasıl konuşacağını bilmez. Eyvah. Ya da eşime dönerim. Eşim çok güzel yemek yapar. Evimiz pırıl pırıldır. Bir görseniz böyle çok her şey harika, dört dörtlüktür. Ama aynı eşim annemle konuşmayı bilmez. Örnek veriyorum yani şimdi toplumun evet. yaşadıklarını ben kendi üzerimden anlatayım. Tabii daha iyi olur. Gördüklerimi. Evet, evet. Şimdi niye? Şimdi evlenmeden önce biz çocuklarımızın fiziksel ihtiyaçlarını, bak evi var mı, maaşı var mı, sigortası var mı,
sürekli bir işi var mı? Böyle sorarız. Maddi durumu nasıl? Statüsü var mı? Becerikli mi? Böyle sorarız. Hiç şunu sorduk mu? İnsan sevmeyi biliyor mu? Böyle evi yuvaya çevirecek kocaman bir yüreği var mı? İletişimi güzel mi? Böyle sevgi, saygı üretip paylaşabiliyor mu? Bunları hiç sormadık. Yani adam mı, kadın mı? Gerçekten iyi mi? Uyumlu mu? Yok. Ben hep konferanslarımda da anlatıyorum. Biz iki kardeş, iki kız kardeşle evliyiz. Evet. Yoksulluktan evlenemiyorduk. Kayınbabam dedi ki evlenemiyorsunuz öyle mi? Bende iki kız var. Büyük kızımı alana küçüğe eşantiyon vereceğim dedi. Bir alana bir bedava. Benim annem de şey dedi. Oğlum Allah aşkına alın bunları. Niye dedi bana? Oğlum dedi siz ileride büyük makamlara gelirsiniz. Ey ana. Bunlar dedi şey eltiler kavga eder. Huzursuzluk çıkar. Bunlar iki bacı anlaşırlar. Ey ana biz çok rahat ederiz. Evet. Anam ilkokul mezunu. İkiyi zor okumuş. İleri görüşlülüğüne bak. Biz anamın aklına uyup evlendik. İki kardeş, iki kız kardeşle. Maşallah mı? Anam haklı çıktı. Evet. İki bacı anlaşıp anama dünyayı zindan ettiler. Gerçekten mi? Eyvah eyvah. Şimdi evet. Ben espriye getirip anlatayım. Şeyi sevmiyorum ben. Nasıl diyeyim? Böyle akademik, bilimsel, bilmem ne. Evet. Bazı üniversite hocalarımız hani çok biliyorlar ama bunu anlatırken sıkıntı yaşıyorlar. Ben bunları yaşadım. Okudum, gözlemledim. Ve güzel ülkemin her tarafındaki insanlarla görüştüm yüz yüze. 1.300.000 kişiyle buluşmuşum karşılıklı olarak. Evet. Ve oradan süzerek paylaşıyorum. Anlaşılır, kolay, sade anlatmak istiyorum. Evet. Mesela o örgüler öyle, ev öyle. İnsanlar, mesela bizim evde oluyor bu. Perdeyle koltuğun rengi uyumlu olacak. Evet. Mesela o komodin var ya, yatağın ucuna çok denk gelecek. Yerdeki halının deseninin krem rengi olmasıyla perdenin deseninin krem rengi olması şart. Bu olmazsa olmuyor. Ama karı koca arasındaki kalptaşlık, duygudaşlık olacak mı? Bakmıyoruz ona. Ne oluyor? Sonra zıtlaşıyoruz. Kavgalar yapıyoruz. Mutsuz oluyoruz. Sonra birbirimizi eleştiriyoruz. Bu ilişkilerde hani insan dikkati neye odaklıysa radar gibidir. Radar yol kenarına koyarsınız. Gelen arabaları hiç kaydetmez. Hızını aşanı kaydeder. Yani diyelim 1000 arabadan 3 tanesini kaydeder. Bazı insanların beyni, sevgili misafirler, ben seyircilere hep misafirler derim, radar gibidir. Böyle karşıdakinin kusuruna odaklıdır. 1000 tane güzel şey yapar bir kadın. Kocası kusur aradığı için bakar ona, hemen o küçücük kusurdan kıyametler kopar. Ya da tersi. Bir kadın da böyledir. Kocasının bütün verdiği, önüne serdiği nimetleri görmez. Ama bir tane kusuru fark eder ve o kıyametler kopar. İşte biz dikkatimizi, hani bizim kültürümüzde ne vardı biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Güzel bakan, güzel görür. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen evini cennete çevirir. Hayatından zevk alır, lezzet alır. Biz kötü bakan, kötü görür. Kötü göre mutsuz olur. Mutsuz olan artık etrafına ne verecek ki? Evet. İşte kadın erkek ilişkilerinde bizim beynimizde pişirdiklerimiz karşıya ikram edeceklerimizdir. Evet. Nasıl bakarsak bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu noktada o zaman ilk önce olumlu bakmayla başlamamız lazım. Doğru mu hocam? Evet, evet, evet. Yani tabii kaynanaların bugünkü kaynanaların bir sıkıntısı var. Evet. Bugünkü kaynanalar... Kaynanaların zalim olduğu dönemde gelin oldular. Evet. Gelinlerin zalim olduğu dönemde kaynana oldular. Evet, gerçekten çok haklısınız. Ya acı bir şey yani. Maalesef ki. Bir de toplum değişiyor ya. Mesela benim kızım, küçük kızım Zülal, prensesim, canım benim. İzliyorsan evde. Bizim evde televizyon yok da o bugün ablasında. Bize göre hiç çalışmıyor. Yani bize göre benim çocuğum sanki ders çalışmıyor. Diyor ki ben ne yapacağımı biliyorum. Ben başarılı olacağım. Ben oldukça da yüksek bir not ortalaması tutturmuş mesela. Evet. Biz ne yaparız? Bizim beynimizde çocukların çok çalışıp böyle gözümüzün önünde çalışması gerektiğini düşünürüz. Öyle değil. Nesil değişiyor, onu vurgulamak istiyorum. Karı koca ilişkileri değişiyor. Eskiden hani geleneklerin hakim olduğu dönemle bugün modern yaşamın bize dayattığı dönem çok farklı. Ve biz aslında bocalayan bir toplumuz. Dizilerde, medyada böyle ben diyorum ki böyle bacağı düzgün, karnı düzgün, yüzü düzgün. Fikri yamuk senaristlerin bazılarını kusura bakmayın. İsterse bakın. Ya ben söylüyorum bunu. Hı hı. Aile değerlerinize savaş açıldı bir ortamda. Böyle aldatmaların baş tacı yapıldığı. Böyle dürüstlüğün ayıp sayıldığı.
ne bileyim böyle köhnemiş sayıldı bir ortamda huzurla kalmak biraz çok da kolay olmuyor. O yüzden bizim kendimizi çok daha güçlü programlarımızı yaparken böyle sıkıcı değildi. Çok daha akıcı, ne bileyim karşıdaki kişinin yüreğine girecek şekilde dizayn etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Gelelim beyine. Evet, beyin. Ben konuşurum. Sen istediğin zaman kesebilirsin. Çok güzel konuşuyorsunuz soruları, hocam. Soruları ne bileyim böyle bilirsin. Yönetici sensin. Estağfurullah hocam. Lütfen. Şimdi beyin kısmını merak ediyorum. Hı. Özellikle erkeklerin beyni farklı çalışır dediniz. Bayanların beyni farklı çalışır dediniz. Nasıl çalışır hocam? İnsan beyni iki bölümden oluşur. Hatta bir tane kitap yazdım. Paylaşmakta reklam olur mu? İstersen ters çevireyim. Yok estağfurullah hocam. Özellikle koyduk zaten oraya. Kalbime girmeden beynimde işin ne? Yani beynin ters tarafına girersen de sıkıntı oluyor. Şöyle bilgi vereyim. İnsan beyni iki bölümden oluşuyor. Beynimizin bir sağı var, bir de solu var. Beynimizin sağıyla solu farklı çalışır. Beynimizin solunda böyle akıl, mantık, kanun, kural, disiplin, tertip, düzen, gereklilik, başarı bunlar vardır. Beynimizin sağında böyle hayal vardır, sıra dışılık vardır, duygu vardır. Nasıl diyeyim, böyle sanat vardır, spor vardır, zerafet vardır, güzellik vardır. Beynimizin sağ tarafında. Şimdi erkekler beyninin genellikle böyle sağını kullanır. Kadınların bir kısmı çoğunu beynin solunu kullanır. Mantık vardır. Şimdi erkeklerin beyni günde 12 bin kelime üretir. Konuşma mesela beynin solundadır. Hanımların beyni günde 24 bin kelime üretir. Şimdi bu ilişkileri nasıl etkiler? Diyelim ki ben konferanslar yapıyorum, eğitimler yapıyorum. Benim beynim 12 bin kelime üretti. Konferanslarda onu harcıyorum. Eve geliyorum. Kafamda 1000 kelime kalıyor belki, 2000 kalıyor. Zile basıyorum, 2000. Kapıyı eşim açıyor. 24 binle beni bekliyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi erkek geliyor. İşte hayatım seni seviyorum, çocuklar nasıl falan diyor. Yemeği yene kadar şöyle bir şey oluyor. Kelime bitiyor. Hanım başlıyor. Biraz konuşalım mı? Erkek pili bitik vaziyette kanepeye uzanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi o hanımların beyni kelimeleri üretiyor. Bunun dışarı çıkması lazım. Şimdi duman evi basarsa çıkacak bir baca pencere yoksa zehirler ya. Hanımların beyninde ürettikleri kelimeler karşıya çıkmazsa kendi kendini zehirlemeye başlıyor. Ve bazen hanımların beyninde düşündükleri birçok hayali bir süre sonra gerçek zannediyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu adam beni anlamıyor. Erkeklerin beyni daha ziyade böyle his, dokunma, böyle sarılma şeklinde çalışabilir. Kadınların beyni konuşma şeklinde çalışabilir. Mesela adam gelir, karısına sarılır. Kadın böyle yapar. Sarılıyorsun da boşuna, hiç sevdiğini söylemiyorsun. Bak, ben duymak istiyorum. Erkeklerin, kadınlar... evet, herkes burada güldü. Demek ki yaşanan şeyler... Evet, mesela hocam. Gelir adam, seni seviyorum der. Bunun tersi de olabilir. Evet. Adam der ki, seni seviyorum. Karısı böyle yapar. Kuru kuruya sevgi mi olur? Bir sarılmıyorsun bile. Evet. Bak şimdi, herkes farklıdır. Herkes özeldir. Siz nasıl ki her yemeğin tarifini farklı farklı yapıp fırına farklı ateşlerde pişiriyorsanız, insan ilişkilerinde sevgiyi, aşkı, iletişimi pişirmek de farklı farklıdır. İnsanların beyni aynı değildir. Şu da olur. Mesela kadın görmek ister, görmek. Görsel çalışır bazı kadınların beyni. Ve bizim eve bir gelin, cennet gibi. İnanın cennet gibi. Eşim bir ev dizayn eder, bildiğiniz cennet. Ama biz cehennem gibi yaşıyoruz. Niye? Çünkü mesela eşim salata yapıyor. Yani siz de orada hazırlıyorsunuz ya. Salatayı yapıyor. Salatalığı doğruyor. Mesela tabağın etrafını böyle sıralıyor. Ben elimi uzatıyorum, bir tane alayım yiyeyim. Eşim böyle çek elini. Ben de diyorum ki ya hıyar kadar haysiyetimiz yok ha. Ne oluyor biliyor musun? Ben buna çok üzülürdüm. Bir gün bir kitap okudum. Öğrenme stilleri, alt boyda bir kitabını okudum. Evet. Bu beyin anlattığım beyin bilgilerini içeriyordu. Aman Allah'ım dedim. Eşimin beyni farklı, benim beynim farklı. Meğer ben dokunsalmışım Ayşenur Hanım. Evet. Eşim göstermiş. Eşim sofrayı böyle dizayn ederken istiyor ki görüntü çok güzel olsun. Ve o görüntüyle ziyafet sunmak istiyor. Ben dokunsalım ya, ben yemek yesem işimi görüyor. Alıyorum onu. Eşim ne kadar saygısızsın, beklemiyorsun diyor. Ben de eşime diyorum ne kadar saygısız ya, hıyar kadar haysiyetim yok diyorum ya. Bunu öğrendikten sonra ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptınız hocam? Vallahi eşim o yaptığı salata tabağına hiç dokunmadım. Dolaptan bir tane salatalık aldım. Hart kurt yedim. Ben de kurtuldum, o da kurtuldu.
Bak ben anladım onun görsel olduğunu. Şimdi evde mesela pijama şu tarafta, çoraplar bu tarafta, kitaplar bu tarafta olduğu zaman anneler genellikle kudurur böyle, çıldırır. Çocuk odasını toplamıyor. Bak bir çocuk dokunsal olabilir. Evet. Aile deyince illa karı kocayı çocuklar da katalım. Tabii. Bir çocuk dokunsal olabilir. Dağınıklık onu rahatsız etmeyebilir. Ama bir anne eğer görselse çocuk böyle geldiği zaman çantasını yerine, kitaplarını yerine, böyle ceketini yerine asmasını ister. Çocuk ceket bu tarafa, çanta bu tarafa, kitaplar şu tarafa olduğu zaman anne der ki Allah'ım ben akşama kadar arkanızı mı toplayacağım? Ya toplama toplama niye topluyorsun? Çünkü anne dağınık olacak, rahatsız olacak. Bırak kendi odasında ya. Bazı evler böyle ev kokar çocuk gene rahatsız olmaz. Ama anne görselse müthiş tartışmalar çıkar. İşte ben diyorum ki erkeğin beyni, kadının beyni, çocukların beyni, karşıdaki iletişim kurduğumuz insanların beyni nasıl çalışır? Bunu fark ettiğimiz zaman iletişimimiz oldukça kolaylaşıyor. Her evet. Aile olabilir mi hocam? Aslında bunun da bir altını çizmek lazım. Sorunlar vardır. Bunlara biraz önce dediniz ya bakış açısı bizim için çok önemli diye. Bizim nasıl bakmamız lazım bu olaylara? Vallahi her sorun insanı geliştirmek için Allah'ın evet. verdiği bir nimettir diye düşünüyorum ben. Evet. Mesela ben 55 yaşındayım. Evet. Çok sıkıntılar yaşadım. Yani bir ara yuvam dağılma noktasına geldi. Eşimle boşanma noktasına geldi. Ayrı yaşadım. Tekrar toparladım. Evet. Çünkü yaşamayı bilmeden evliliğin içine atıldığım için böyle şöyle düşünüyorum ben. Bir araba lambası olur ya farları. Evet. Diyelim gece yol giderken o farların önde değil arkada takılı olduğunu düşünsenize. Şimdi ileriye gidiyorsunuz ama arkayı ışıtıyor. Evet. Ne olur? Bir uçuruma gidersiniz. İnsanların bir kısmı bizler de genellikle ne yaparız biliyor musunuz? Böyle geçmişe takılıp, geçmişte yaşadığımız acıları unutmayarak yolumuza devam etmeye kalkışırız. Ve bunun sonu hep kazadır. Şimdi insan ettiğini bulmadan ölmüyor. Evet. Ben şimdi bakıyorum bazı insanlar kendi kaynanalarına hiç yüz vermiyorlar. Onlar konuşmuyorlar, iletişim kurmuyorlar. Unutuyorlar bir süre sonra kaynana olacaklar. Onları bir yük olarak mı görüyorlar hocam? Yani... Bir yük olarak görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Halbuki nasıl değerlendiriyorlar babaanneler, acaba? Anneanneler evde çocukların merhameti ve şefkati öğreneceği yerlerdir. Evet. Bakın anneanneler, özellikle anneanneler, babaanneler, dedeler, nineler çocuklarımızın hı-hı. merhametin, şefkatin öğreneceği yerlerdir. Ha anneannede, babaannede şefkat olmayabilir. Yani evet. herkes dört dörtlük değil. İnsanlar yanlış da olabilir, yanlış eğitilmiş de olabilir. Hı-hı. Şöyle düşünüyorum ben. Özgürlük demiş ya. Evet. Biz evliliği sözü oraya getirmek istiyorum. Karşıdaki kişinin özgürlüğünü elinden alma hakkı olarak değerlendiriyoruz. Hani ya benimsin ya kara toprağın. Allah Allah. Niyeymiş o? Allah insanı özgür yarattı. Özü gür. Yani özü gür yaratıyor. Ama evlilik sanki onun özgürlüğünü alıp kendine benzetme oluyor. İnsan doğuyor, bunu başta eğitimde yapıyoruz. Okula gidiyor, her öğretmen eline bir fırça alıyor. Boyuyor Allah boyu kendi rengine. Evet. Kendi düşüncelerine, kendi görüşlerine, kendi bilgisine. Ana babalar kendisine. Bazen çocuklar anne baba arasında kalır. Ananı mı seviyorum, babanı mı seviyorum? Zıkkımın kökü, ikisini de seviyorum işte. Allah ayıp mı oluyor? Ya sanki evde kullanmıyor musunuz bunları? Yani? Bilemedik hocam yani. Ya ben şimdi numara mı yapayım? Ay ben var ya eğitimci bilmeyen ne bileyim. Böyle mi yapayım yani? Yok estağfurullah hocam. Ama... Belki bu son çağrışınız olabilir. İlk zaten son da olabilir. Yok estağfurullah hocam. Ben balıkları yiyeyim gideyim de gerisini. Balıklar var, roka var, mantar var hocam. O şunu merak ediyorum. Evet. Yani 10 gram balık 10 kişiye nasıl yetecek onu şimdi, anlamıyorum şimdi. Biraz önce dediniz ya hocam birlik beraberlik hani dediniz evet. ya burada herkes bir tadına baktığı zaman tamamdır. Aç kaldık yine. Neyse olsun hadi bak. Evet. Şimdi hocam, biz özgürlük dedik evet, özellikle. Özgürlük. İnsan özgür olduğu müddetçe vardır. Hı hı. Kendi renginde yeşerir. Kendi renginde yeşerdiği sürece de karşıdaki kişiye en güzel şeyleri verir. Bir elmaya muz kabuğu giydirirseniz, bir ayvaya portakal kabuğu giydirirseniz çürütürsünüz onu. Niye bazı erkekler kadınlarını kendi esiri gibi görmek isterler? Niye bazı kadınlar erkeklerini benimsin şunu yapma bunu yapma şöyle sınır koyarlar? Ya sınırı Allah koyar yani. Ben Allah'a inanıyorum. Allah'ın koyduğu sınırlar önemli. Onun içinde insan özgürlüğünü güzelce yaşar. Ama gelip de şimdi yemek pişiyor ya orada. Evet. Kendi anamızdan babamızdan aldığımız kültürü birikimi erkek olarak, kadın olarak da kendi anamızdan babamızdan köyümüzden şehrimizden alıp getirdiğimiz birikimi aynı tencereye koyup pişirmedir bu.
Yani illa karşıdakini yok saymak veya karşıdakini kendine benzetmek. Ya patates balığı kendine benzetirse ne patates kalır ne balık kalır ortada. Sonuçta biz de aç kalırız. O zaman saygı duymalıyız daha fazla. Ben kesinlikle karşıdaki kişi olduğu gibi kabul ettiğimizde, olduğu gibi bakın olduğu gibi, olduğumuz gibi değil, olduğu gibi kabul ettiğimizde sorunların daha az olacağına inanmaktayım ben. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu bardak değil mi? Bardak. Evet. Şimdi ben bu bardağa bakıp bunun ölçüsünü varil kadar gördüğümde ya da bunu böyle misket kadar, küçük bir şey kadar gördüğümde büyük sıkıntılar yaşarım. Ben bu bardağı kendi kadar gördüğümde sıkıntı yaşamam. İşte eşler de. Diyelim bir kadın kocasını dev gibi görüyorsa, adam zayıflıkları varsa, diyelim bir kadın, bir adam da karısını hiçe sayıyorsa, evet, kadın diyelim bardak kadarsa, onu böyle toplu iğne kadar görüyorsa sıkıntılar oluyor. Ya da prensesler gibi görüyor ama evet, kadın sinirliyse burada sıkıntılar çıkar. Bizim algıladığımız olaylarla, evet, gerçeklerle, gerçek arasındaki bağ ne kadar birbirine yakınsa sorunlar o kadar az oluyor. Eğer aradaki fark algımızla gerçek arasındaki fark ne kadar büyükse sorunlar o kadar büyük oluyor diye düşünüyorum. Evet, yurt dışından bakınca Türkiye'yi çok daha güzel değerlendirebiliyorsunuz. Ben 16 farklı ülkeye gittim. Oradan baktığım zaman böyle şehit kanıyla sulanmış cennet ülkemiz ve 4 mevsimin aynı anda yaşandığı bir ülkemiz terörle, bu sıkıntılarla, sorunlarla, kavgalarla, hırsızlıklarla, cinayetlerle, böyle dövüşlerle bu ne ya? Bu ne yani? Cehenneme çevirme konusunda ustalaşmışız sanki. Evet. Dün bir kaymakamımızla konuştum. Böyle yeni atandı bir yere hayırlı olsun demek için aradım. Doğudaki illerimizden bir tanesinde, ilin de söyleyeyim hadi Tunceli'de, evet, Tunceli'nin bir ilçesinde. Böyle hocam diyor, ben de gittim o ilçeye, o ilçeye gittim. Hocam diyor cennet gibi, biliyorum sayın kaymakamım dedim. Ama bu korku, böyle terör, ne bileyim kavgalar, patlamalar, insanın psikolojisini o kadar bozuyor ki. Hocam diyor bunlar bitse de burası turizme açılsa. Evet. O kadar güzel ki bizim ülkemiz. İnsan da öyledir. İnsanın, evet, içi güzel. Bir kere Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben insanı mükemmel yarattım. Evet. Ben söylemiyorum. Allah ayet bu. Eşrefi, evet, mahlukat diyor. Biz ne diyoruz? Estağfurullah ya Rabbim, o ben değilim. Allah Allah. Allah diyor ben seni mükemmel yarattım. Bazı anneler diyor ki haşa Allah'ım komşuyla karıştırdım, bizimki salak biraz yani. Ya nasıl oluyor biz Allah'ın mükemmel yarattığı bir insanı, bir, hı hı, çocuğu alıp eğitim adı altında onu kötüleştirip anarşist gibi yetiştiriyoruz ya. Evet. Şimdi cuma günü tatil oluyor değil mi? Yani tatil. Evet. Kaç kişi üzülüyor tatilde? Anneler üzülüyor. Çalışan anneler. Ha, çocuğa kim bakacak diye. Çocuğa kim bakacak? Kayınvalide mi bakacak? Öğrencilerden bakacak? Soruyorum ki kaç tane öğrenci üzülür? Üzülmez. Üzülmez, sevinir değil mi? Evet. Dünyanın, yani nasıl bir şey ben anlamıyorum ya. Yani insan öğrenme işleminin noktalandığı, aralandığı bir şeyde üzülüyor. Mesela ben çalışıyorum, işimi çok seviyorum. Yorumluyor musun diyorlar, günde 5 konferans yapıyorum. Yani yılda 70 bin, 80 bin kilometre sırf arabayla yol gidiyorum, uçaklar hariç. Yorulmuyor musun? Yok, insan bir şey sevdir, okulu severse hiç sevinir mi okul bitti diye? Bitmez, sevinmez yani. Sadece mezuniyette üzülürler. O da arkadaşlarından ayrıldıkları için. Ha. Evet. Benim kızım baba beni okula yazdır dedi. Baba ne olur okula yazdır, okula gitmedi. Baba beni okula yazdır, ben okula gitmek istiyorum dedi. Bana ne dedim senin okuluna? Okulu sevsin diye. 3 çocuğum var. Bu küçük kızımdan bahsediyorum. Evet, Allah başlasın. Cümlemizinkini. Ben okula gideceğim dedi. Götürmedim ha. Ağladı. Neyse okula 2-3 gün kala yazdırdım. İlk gün şöyle yaptı. Yaşasın baba, çok mutluyum. Okul başlıyor. İçimden dedim sen yakında görürsün ha. Evet. Sonra ne dedi hocam? Sonra ne oldu biliyor musunuz? TEOG'da girerken 8. sınıfta şimdi lise 2'de. Evet. Bir gün eve geldim. Oturmuş camda bekliyor. Böyle üzgün ne oldu dedim. Az yağıyor baba, çok az yağıyor dedi. Anlamadım dedim. Dışarı bir baktım kar yağıyor, böyle serpiştiriyor. Evet. Baba ne olur dedi yağmur duasını kar duasına çevirelim. Allah'a gönderelim, Allah kabul etsin sabaha kadar. Kar yağsın, okulun çatısı çöksün, okul tatil olsun dedi. Evet. Baba beni okula yazdır diyen çocuğu, biz eğitilmiş 932 bin öğretmen, böyle okula isteyerek gelen çocukları okuldan soğutma işlemine eğitim deniyor Türkiye'de. Ben öğretmenim, bunları öğretmen arkadaşlarından haşa yani. Bunu sadece kendi nefsime söylüyorum. Ben öğretmenim. 32 yıllık öğretmenim bu sene. Ve düşünüyorum, ben bunları kendi nefsime anlatmaya çalışıyorum. Ne oluyor da biz üniversite mezunları
Ya nasıl zıtlaşır? İlkokul 1'e giden bir çocukla öğretmen tartışıyor. Nasıl tartışır? Ben insan psikolojisini, evet, pedagojiyi, gelişim psikolojisini okuyorum, donanıyorum. Bir sürü çağdaş eğitim kuramı öğreniyorum. Okula geliyorum donanmış olarak. Karşıma daha hiçbir şey bilmeyen, şu kadar daha böyle yeni konuşmayı halletmiş de okula gelen bir çocukla zıtlaşıyorum. Ya ne oluyor, düşman mı o senin ya? Karı koca ilişkilerinde daha evlendiği ilk gün, ilk hafta birbiriyle kavga eden, ben kendimi ezdirtmem, ben sana laf söyletmem, ben sen... Ya ne oluyor, düşman mı var karşımızda? Evet. Siz hiç seyircinize şey diyor musunuz? Allah belanızı versin, ha bizi seyretmiyorsunuz. Geberin inşallah, bilmem ne. Ne biçim kötü bir şey söylenir mi? Söyle. Siz ne yapıyorsunuz? Programınızı yaparsınız. Bak birçok televizyon kanalı var. Vallahi sizi sevenler hepsinin düğmesini değil, sizin kanalınızı açar ve size bakarlar. Zorlayıcı bir şey olamaz. Bu sevgiyle olur, ilgiyle olur, bilgiyle olur, sevimlilikle olur, iletişim becerileriyle olur. Evet hocam. Peki kayınvalide? Kayınvalide. Şimdi evet, bakın biz korkularla büyüyoruz. Evet. Biz kendi ana babamızdan gördüklerimizi kendi çocuklarımıza vermeyi eğitim zannediyoruz. Hı. Kendi kaynanamızdan, kayınbabamızdan gördüklerimizi eğer iyi şeylerse iyi bir kaynana olabiliyoruz. Ama kötü şeylerse kötü bir kaynana oluyoruz. Niye? Evet. İnsanı korkular yönetir. Kaygılar yönetir. İnsanı endişeler yönetir. Sevgili seyirciler, size bir teknik bilgi vereyim. Tabii. Korkular, kaygılar, endişeler, üzüntüler, öfkeler, kinler, nefretler, çekememezlikler. Ama da saydım ha. Niye? Hep kötü böyle eğitiliyoruz o yüzden. Bu duyguların hepsi esirdir aslında. Bakın vücudumuzun dışında böyle tuttuğumuz zaman bu duyguların hepsi esirimizdir. Evet. Ne zaman ki izin verirsek bu duygular gelip vücudumuza, yüreğimize, beynimize girip böyle orada çalışmaya başlayınca özgürleşirler. Duygular vücudumuzun içinde özgürleşirler. Vücudun dışında esirdirler. Ve ne oluyor? Diyelim ki kin, diyelim ki bir öfke, diyelim ki bir böyle kıskançlık. Onlar vücudumuza girince kaynamaya başlarlar. Kaynarlar, kaynarlar ve ağzımızdan hep onlar servis edilirler. Hı hı. İşte gelin kaynana olayında. Diyelim ki bir gelin kaynanasına öfkeli, çok öfke duyuyor, kin duyuyor, sevmiyor, iletişim. Onun ezdiğini düşünüyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ona kin besliyor. Aslında o kin nerede? Ben şimdi şöyle bir şey diyeyim. Kor gibidir o kin. O öfke, evet, o nefret kor gibidir. Hı hı. Bu koru alıyorsun eline, koyuyorsun yüreğine. Karşıya duyduğun koru, öfkeyi, kini kendi yüreğini yakmasına izin veriyorsun aslında. Aslında kendine zararlı. Aslında diyorsun. Bak bunlar hep kendine zararlı. Tabii. Ben bunlarla ilgili bir farkındalık eğitimi yapıyorum. Ve orada o duyguları içeriden çıkmayı sağlamaya çalışıyoruz. Olumsuz duygulardan arınmayı, olumsuz düşüncelerden arınmayı insan başarabiliyor. Bunun yolları, yöntemleri var. Hani böyle süreler kısıtlı olunca doğal, evet, olarak ben parça parça, evet, parça anlatıyorum. Parça parça değindik, evet, inşallah şimdi ilerleyen şimdi işte gelinler eğer onu ne yapıyor biliyor musun? O koru alıyor, içinde tutuyor, tutuyor, yakıyor, yakıyor. Ve ondan kurtulmak için ne yapıyor biliyor musunuz? O kaynana, yani gelin kaynana olduğu zaman bunu tutup gelinin eline veriyor. Eğer gelin de bunu bilmezse karşıdaki kişinin paradigmasını, bakış açısını, yani hayata algılayış biçimini, yetiştiği koşulları bilmezse ne oluyor? Onu alıyor eline ve o kendi kendini yakmaya çalışıyor. Devam ediyor farkında olmadan. Evet. Bir süre sonra ne oluyor? O da kaynana olup kendine şey yapıyor. Kendinden sonra gelinine bunu veriyor. Bizim büyüklerimizden yani testi, büyükleri bir test gibi düşünün, bardağımıza doldurdukları bizden sonrakilere ikram ediyoruz. Eğer bu sevgiyse, bu iyilikse, hoşgörüyse, bu empatiyse, karşıdaki kişiye bunlar gidiyor. Eğer bu kötülükse, bu öfkeyse, nefretse, anlayışsızlıksa, dar görüşlükse, bağnazlıksa, bu taassupsa, karşıdaki kişiye bunlar gidiyor. Biz aslında kurbanların kurbanıyız. Evet, aslında çok bizim ana babalarımız kurbandı ki bilmiyorlardı ki. Ben önceden kızdığım insanlara hiç kızmıyorum şimdi. Neden? Onların yetiştiği şartlara bakıyorum. Ne yapsın?
Ben kendim köyde büyüdüm. Ufkum elektrik yoktu, televizyon yoktu. Bir gün yanlışlıkla okula gittim ben, ortaokula. Yani köyün etrafının gelenekler, böyle dedikodular, el alem ne der tanrısı diye güçlü bir tanrı var bu toplumda. Sözü Allah'tan daha çok geçiyor haşa. El alem ne der, el seni kınar, el bunu yapar. O köyün etrafını çevreleyen düşüncemizdeki duvarlar bizim güneş ışığını almamıza engel oluyor. Ve böyle bir ortamda ben yetişmişsem, öyle kalmışsam birisi gelip beni aşağılamaması lazım diye düşünüyorum. O yüzden karşıdaki kişiyi böyle aşağılamak, dışlamak yerine acaba bu davranışların arkasında ne var diye düşündüğünüzde hangi cevherler var, hangi güzellikler var diye bakmak lazım değil mi hocam? Bütün insanlar keşfedilmeyi bekleyen üzerine çamur bulaşmış hazine gibidir. Evet, çok önemli bir nokta. Evet. Yani buna dikkat etmek lazım. Evet. Bunun için de kalbine girmek lazım. Ben kitabın ismini, diğer kitabın ismini de o yüzden öyle koydum. Kalbime girmeden beynimde işin ne? Bak biz öğrencilerin kalbine girmeden, eşimizin kalbine girmeden, beynine bir şey doldurduğumuzda emin olun ki asla fayda olmuyor. Bak biz öğretmenler, Milli Eğitim Camiası, o 932, bakanın söylediği rakam 932 bin öğretmenimiz evet. var diye, 17 milyon öğrencimiz var. İşte öğretmen başına 18 öğrenci düşüyor. Biz 18 yıl eğitim alıp 18 öğrenciyi okula sevdiremiyorsak onun gönlüne girememişiz demektir. Hı hı. Evet. Onun yüreğini ısıtamıyoruz demektir. Böyle düşünüyorum. Evet. İşte evet. ne yapmak lazım? Her şeyden önce insanın kendisini tanıması lazım. Benim evet. kanaatime göre. Peki. Benim içime doldurulan düşünceler neler? Bu benim konuştuklarım bana ait mi? Yoksa ben birinin borazanlığını mı yapıyorum? Ben genellikle yaşamayı küçükken bizim kafamıza takılan CD'lerin büyüdüğümüz zaman söylediğimiz şarkılar olarak düşünüyorum. Yani kendimize ait mi, başkasına ait mi? Bunun ayrımını yapmak lazım diye düşünüyorum. İnsan kendisiyle kavgalıysa etrafında barışacak kimse olmuyor sevgili seyirciler. İnsan kendisiyle barışıksa etrafında kavga edecek hiç kimse kalmıyor. Bakın dikkat edin. Bir insan karşıdakinde ne görüyorsa aslında daha fazlası kendinde olduğu içindir. Evet. Bir karşıdakinde kötülükleri görüyorsa bizim içimizde fazla olduğu içindir onda. Biz içimizdeki duyguları karşıda görürüz ve bizi bu rahatsız eder. Hocam son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Dünya bir misafirhane ya. Vallahi misafiriz. Ve hiç ölmeyecekmiş gibi oturup tutunduğumuz eşyalar aslında evet. bizim korkularımızın yansımasıdır. Ben şunu söylüyorum. Verdiğimiz sevgi, karşıya yaşattığımız huzur, ne bileyim onun gönlüne dokunduğumuz duygular, gönlüne yeşerttiğimiz duygular bu beni daha çok cezbediyor. Yani bir insanı böyle hoşnut etmek, mutlu olmak, beraber paylaşmak evet. ve bulunduğu yeri cennete çevirmek. Biz Allah'ın cennet gibi yarattığı dünyayı cehenneme çevirip gideceğimize, bulunduğumuz yeri daha güzel olsun. Evimizi cennetin sanki böyle sürekli hani cennette hep bazı hocalar uydurup duruyor böyle cennetle, cehennemle ilgili şey. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bunlar. Açık ve net olan dışında bir sürü şey uyduruyorlar. Ben diyorum ki cennetteki yaşayacağımız yeri şu dünyaya çekebiliyor muyuz? Bunu yapalım. Yani cenneti dünyaya getirirsek o yaşadığımız cennetle beraber Allah'ın cennetine gidebiliriz. Bu dünyada cehennem gibi yaşayıp öbür dünyada cenneti boşuna beklemeyin yani. Ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Yani burada karı koca ilişkilerinde bir kadının hakkından gelemeyen böyle sevimsiz bir adam cennette kaç bin huriyle nasıl baş edecek onu anlamıyorum ben. Uyduruyorlar işte böyle. Din diye de bunu bize anlatıyorlar. Onu. Evet, aslında emanet olduğunu değerlendirmek lazım değil mi hocam? Emanetiz ya tabii. Emanetiz yani evet. herkes herkese emanet, bu durumda emanete sahip çıkmak lazım. Korumak, kollamak, saygı göstermek lazım. Bir de kul hakkı diye düşünüyorum. Mesela bana verdiğiniz süre şu bir saatlik sürede evet. Seyircilerimizin böyle gönlüne dokunabilirsem kul hakkı yememiş olurum. Evet. Milleti uyutursam kul hakkı yemiş olurum diye düşünüyorum. Yani. Evet.